milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal'dan merhabalar. Ulusal Kanal Ulusal Radyo Ortak Yayınına hoş geldiniz. 13 bülteniyle gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. PKK'ya tır dolusu silah veren Amerika'ya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert mesaj geldi. Akar, Amerika'dan söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz dedi. Amerika'yı uyardı, YPG ile ilişkinize son verin dedi. Bu açıklamaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada'da önemli açıklamalar yaptı. Amerikalı senatörlerle bir araya gelen Akar, bu fotoğrafları kabul edilemez olarak yorumladı. Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. ABD'nin terör örgütü YPG'ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Akar, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değindi. Örgüte ait Amerika'ya 85 klasör ve sayısız belgenin gönderildiğini anımsattı. Akar, ilave bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bakan Halifax kentinde Çanakkale Anıtı'nı da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı vurguları vardı PKK-PYD ile ilgili. Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde yaptı bu vurguları. Türkiye bir kez daha Amerika'ya PKK-PYD ile ilişkilerini sona erdir uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Cemal Khashoggi cinayeti, Amerika'da devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı. İki lider Membiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Erdoğan ve Trump sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. Ayrıca Erdoğan, Trump'a Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti. Yurtseverleri mahkum etmek isteyen kumpasçılar için hesap vakti geldi. Ergenekon kumpas davasının 8 FETÖ'cü hakim ve savcısı yargı önüne çıkarıldı. Yargıtay'daki davaya 4 sanık telekonferans yöntemiyle katılırken ikisi salonda hazır bulundu. Duruşmaya kumpas davasında hedef alınan yurtseverlerle avukatları da katıldı. Kumpasçı hakim ve savcılar sanık sandalyesine oturtuldu. Yaptıkları hukuksuzluklar kendilerine hatırlatıldı. Bunlara hakim demek de istemiyorum. Çok önemli bir görev yaptılar cemaatin misyonu adına. Ergenekon kumpas davasına rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcı yargı önüne çıktı. Yargılama Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce Ankara'da yapıldı. Sanıklar suç uydurma ve görevi kötüye kullanma gibi münferit suçlardan dolayı yargılanıyor. Örgütsel bir eylem planı var. Onun bir parçası olarak yaptılar ve bu mutlaka soruşturulacak. Sanıkların işledikleri suçlardan zarar görenler davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilenler arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve Hasan Atilla Uğur var. Bu isimlerin yanı sıra Mehmet Bora Perinçek, emekli General Hurşit Tolon ve emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da davaya müdahil oldu. CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Mahmut Tanal'ın müdahillik talebi ise mahkeme tarafından reddedildi. Bazı milletvekillerinin duruşmalara gidip gelirken uğradıkları bazı haksızlıklar nedeniyle müdahale talepleri vardı. Onları mahkeme reddetti. O doğal bir şey olarak kabul etmek lazım onu. Hakim suçtan zarar gören isimlerin davaya katılma taleplerine ilişkin sanıkların görüşünü de sordu. Sanık Hüseyin Özese Ergenekon davasında Türk milleti adına yargılama yapıldığını, kimsenin mağdur olmadığını iddia etmesi üzerine salondan tepki sesleri yükseldi. Yaptıkları her şeyi örgüt adına yaptılar.
örgüt için yaptılar, örgütün amaçları uğruna yaptılar. Salonda tepki toplayan bir diğer olaysa Ergenekon davasında yüzlerce usulsüzlüğe imza atan sanık Hüsnü Çalmuk'un sık sık usul hatırlatmasında bulunması oldu. Hüsnü Çalmuk o davada avukatlara yaptıkları muameleyi çok çabuk unutmuş. Şimdi hukuka hatırladı. Bizi de tabii biraz gülümsetti. Duruşma 21 Kasım Çarşamba'ya ertelendi. 22-23 Kasım tarihlerinde de davaya devam edilecek. Ergenekon tertibinin hakim ve savcılarının yargılanması başladı diye ifade ediliyor bütün basın yayınında. Buradaki başladı ifadesi çok önemli çünkü bu dava daha yeni başlamadı. Bu davanın başlangıç tarihi aslında 13 Kasım 2019. Vatan Partisi o zamanki İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek Silivri Tertip Mahkemesi'nde davayı açıyor, izliyoruz. Bunun mağduru, bunun kurbanı ben değilim. Bunun kurbanı en başta Türkiye ve siz benden daha fazla kurbansınız. 3 sene sonra bakacağız, 4 sene sonra bakacağız, 2 sene sonra bakacağız, 5 sene sonra bakacağız. Bunun kurbanının ben olmadığım, sizlerin daha büyük kurbanları olduğunu göreceğiz. Tarih 13 Kasım 2009. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ergenekon duruşmasında böyle seslenmişti hakimlere. Bir gizli örgüt kurulmuş Türk Devleti'nin, Türk yargısının içinde. Tehditler, şantajlar, uydurma kamuoyu araştırmaları. Böyle başlamıştı dava. Perinçek de bunu vurgulamıştı o tarihi günde. Ben bu Ergenekon merkezli soruşturmada yalan, düzenbazlık, tertip, sahtekarlıktan başka hiçbir şeye tanık olmadım. Ancak kararlı duruşundan bir an olsun taviz vermedi. Türkiye bu işin içinden çıkacak dedi 9 yıl önce. Türkiye bunun içinden çıkacak. Size muhtaç değil Türkiye. Ama sizlerin de bireysel olarak görev ve sorumluluklarınız var. Türkiye bu işin içinden çıkacak. En ufak şüphem yok. Bir gizli örgütten bahsetmişti Doğu Perinçek 13 Kasım'da. Çalışmaları gizli, karargahı gizli, operasyonel niteliği yüksek ifadelerini kullanmıştı. Çalışmalar gizli, karargah gizli, düğmeye basılınca hareket ediyor. Bu örgütün birçok fonksiyonlarını ben buna isterseniz şimdilik Beşiktaş terör örgütlenmesi diyeyim. BETÖ. Ergenekon'da terör yok. Ergenekon'da örgüt yok. Ergenekon destan var o kadar. Bu örgüte Beşiktaş terör örgütü adını koymuştu o gün Perinçek. Ancak ezileceğini söylemişti. Bu Beşiktaş örgütlenmesi, gizli örgüt, bu yuvalanma, Türk devleti içindeki bu gladyo, bu Ergenekon'sa Ergenekon gene ezilecek. Göreceksiniz. Ve o gün geldi çattı. Şimdi Ergenekon'un hakim ve savcıları hesap veriyor. Bunları teybe alınıyor. Bunları biz o zaman oynatacağız. Ezilecek demiştik bakın. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, kumpasçıların yargı önüne çıkarılmasını Ulusal Kanal ana haberinde de değerlendirdi. Bu bir devrim alametidir diyen Perinçek, Silivri Duvarı'nın yıkılmasıyla Türkiye özgürleşti ifadelerini kullandı. 3-5 yıl sonra bu davanın kurbanlarının siz hakimler ve savcılar olacağını hep beraber göreceğiz dedik. Hakikaten bunu söylediğimiz zaman 2009 yılı 13 Kasım'ı 2014 yılında o savcılar, o yargıçlar yani 5 yıl sonra gerçekten de hücrelere atılmaya başlandılar. Onlara o zaman da söylemiştik. Biz bu hücrelerden çıkacağız. Oraya siz gireceksiniz dedik. Şimdi bakın şu önemli. Devrimlerde ne oluyor? Bir durum, hakim durumda olanlar hapse düşüyor, hapiste olanlar dışarı çıkıyor. Bu bir devrim alametidir. Türkiye bu yargılıyor FETÖ yargıçlarını, FETÖ savcılarını. Türkiye yargılıyor, Yargıtay'ımız yargılıyor. Bu aynı zamanda basit bir kişisel yargılama değil. Türkiye'nin çok köklü bir karara, büyük bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Düşün, dün onlar kürsüdeydi, bugün sanık sandalyesinde ve hücredeler. Biz dün hücredeydik ve sanık sandalyesindeydik. Bugün milli hükümeti için iktidara yöneliyoruz ve Türkiye'nin önündeki süreçte budur. Yargıtayımızın onları adil bir şekilde yargılayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Türkiye yargıçların, yargının altın dönemini yaşıyor. Onların bize yaptığı gibi efendim sahte delillerle, uydurma kanıtlarla, gizli tanıklar peydahlayarak değil, gerçek delillerle, gerçeğe dayanarak şimdi suçlular
sanık sandalyesindedir. Bu Türkiye'nin çok köklü bir dönüşüm dönemine girdiğini gösteriyor. Silivri Duvarı'nın yıkılması bir dönüm noktasıdır. Çünkü orada Türkiye özgürleşti. Yalnız bizler, Türk ordusunun komutanları ve Vatan Partisi yöneticileri özgürleşmedik. Daha önemlisi orada Türk ordusu özgürleşti, Vatan Partisi özgürleşti, Türkiye özgürleşti ve 2014'ten bu yana yaşadığımız olaylara bakalım. FETÖ'nün üzerine yürüdük, FETÖ darbesini ezdik, PKK'nın üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri yürüdü, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki o koridorunu, Amerikan-İsrail koridorunu Türk ordusu yardı ve dostlarımızla buluştuk bu süreçte. İran'la, Irak'la, Suriye'yle de hatta ve Rusya'yla. Bu Türkiye'nin köklü bir dönüşüm dönemine girdiğini gösteren olaylar. Evet, terörle mücadele kapsamında bir hafta içerisinde toplam 68 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 31 silah mevzii sığınak ve depoda kullanılamaz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne yönelik süren operasyonların haftalık bilançosu açıklandı. Ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Operasyonlarda Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Mardin'le İran kuzeyine ağırlık verildi. Zira bu bölgelerde PKK'nın sığınakları bulunuyor ya da teröristler bu kentlerdeki bazı noktalardan sızma girişiminde bulunuyor. Toplam 68 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Arazi aramalarında da 24 el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 31 silah mevzii, sığınak ve depoda yok edildi. Amerika'dan F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması ile ilgili resmi açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada bakanlıkla Kongre'nin konuyla ilgili işbirliği içinde oldukları vurgusu yapıldı. Raporu Amerikan Kongresi'nde resmi açıklama Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews'tan geldi. Pentagon Sözcüsü açıklamasında Amerikan Savunma Bakanlığı, savunma bütçesinin gerektirdiği F-35 raporunun kararının vermesi için Kongre'ye sunulmuştur. Bu konuda bakanlık, Kongre'nin tüm sorularını cevaplamak için yakın işbirliği içinde olacaktır ifadelerini kullandı. Andrews raporun içeriğine ve bundan sonraki sürece ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını kaydetti. Dış politika uzmanları Amerika'nın ard arda Türkiye ile ilişkilerini iyileştirecek adımlar attığına dikkat çekiyor. PKK liderlerinin başına para ödülü konması, Fethullah Gülen dosyasının Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesi ve son olarak F-35'lerin satışının önündeki engellerin kaldırılması gibi hamleler Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini düzeltme çabası olarak yorumlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında karar çıktı. IŞİD üyesi 6 sanık 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı davasında IŞİD üyesi 6 sanığa 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 8 Haziran 2016'da terör örgütü IŞİD'in saldırısıyla 45 kişi yaşamını yitirmiş, 163 kişi de yaralanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Cemal Silemani'yi anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 6 sanık için ayrıca 45 kez mala zarar verme suçundan 402 yıl hapis cezası da verildi. Üniversite topluluğu, tam 173 üniversite topluluğu andığımızın okullarda yeniden okutulması için bir kampanya başlattı. Topluluk adına Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Baran Gezici basın açıklaması yapacak. Şimdi kameramızı Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya çeviriyoruz. Okutulması için harekete geçmektedir.
üniversite kulüplerine yapılan çağrıya imzasını atarak cevap veren tüm topluluklara teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak farklı şehirlerden ve farklı üniversitelerden 173 üniversite kulübü, topluluğu ve dergisi adına aşağıda imzamızı attığımız metni kamuoyuyla paylaşır, gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz. 18 Ekim 2018 Danıştay 8. Dairesi İlköğretim Okullarında okutulan öğrenci anını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Bu karar Türk milletinin yüreğini süsertmiştir. 2013 yılından beri ilköğretim okullarında okunmayan anımız için hukuki süreç yeniden başlatılmıştır. Andımız Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır. Andımız 80 yıldır Türk gençliğinin milli bilincinin oluşum sürecine katkı sunarak Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında açtığı yolda gösterdiği hedefe ilerleme öyküsüyle hareket etmesini sağlamıştır. Andımız bugün de ülkemizin içerisinde, içeride ve dışarıda verdiği bölücü terörlüklerine karşı mücadelede Mehmetçiğimizin, polisimizin güç kaynağıdır. Atatürk'ü, vatanımızı ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesiyle andımıza sahip çıkıyoruz. Andımız, milli mücadeleyle vatanını bağımsızlığa kavuşturanlara ve Türkiye'yi cumhuriyetini yaratanlara milletin sembollerinden bir tanesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temize gönderilen andımızla ilgili nihai karar, önümüzdeki günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ilan edilecek. Aşağıda adı yazan üniversite toplulukları ve kulüpleri olarak andımızın ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönündeki kararı bekliyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ve vatanımızın bağımsızlığını emanet ettiği Türk gençliği olarak görevlerimizin bilincindeyiz. Türk gençliği anımızı sonsuza dek yaşatacaktır. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Evet, 173 üniversite topluluğu adına Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçe Düşünce Topluluğu Başkanı bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Gençlik Birliği üniversitelerde andımıza sahip çıkma kararlılığını gösteriyor. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun sözleriyle bitirdi basın açıklamasını topluluk başkanı ve aynı şekilde açtığı yolda gösterdiği hedefe başlığıyla bir kurultay yapmıştı Türkiye Gençlik Birliği. Aynı iradeyi yine sergiliyorlar ve 173 üniversite topluluğunun böyle bir Türkiye Gençlik Birliği dışında bu üniversitelerdeki 173 üniversite topluluğunun böyle bir adım atması da oldukça kritik ve önemli. Gençlik Atatürk'e, Türkiye'sine, Cumhuriyet'e geleceğine sahip çıkıyor diyoruz ve bültenimizdeki haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan askerler gözlem altında tutuluyor. Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görevli askerlerin bir kısmı akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Askerlerden 21'i kendisini kötü hissettiğini belirtmesi üzerine Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif besin zehirlenmesi teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, askerlerin sağlığı ile ilgili endişelenecek bir durum yok dedi. Ve Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması 46 gündür devam ediyor. Türk güvenlik kaynakları Kaşıkçı'nın kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildiğini öne sürdü. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir ilaç verildiği iddia edildi. 2 Ekim günü işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması sürüyor. 15 kişilik infaz ekibinden alınan ifadelerde Kaşıkçı'nın boğuşma ve öldürücü dozda ilaçla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Türk güvenlik ve yargı yetkililerinden de yeni bir iddia geldi. Yetkililere göre Kaşıkçı öldürüldükten sonra kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildi. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamaktı. Ayrıca başkonsolosluk binası, başkonsolosun konutuyla başkonsolosluk araçlarından alınan DNA verilerinin sonuçları açıklandı. Yapılan kriminal incelemede DNA verilerinin Kaşıkçı'nın DNA'sıyla uyuşmadığı belirlendi. Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih resmi bir ziyaret kapsamında bugün sabah saatlerinde Tahran'a gitti. Irak Cumhurbaşkanı İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşecek.
İran yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih resmi ziyaret kapsamında İran'ı ziyaret etti. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i başkent Tahran'da İran Maden Ticaret ve Sanayi Bakanı Rıza Rahmani karşıladı. Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Irak Cumhurbaşkanı'nın ayrıca diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmede Tahran-Bağdat ilişkileri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Irak Cumhurbaşkanı daha önce Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret etmişti. Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü sınır komşusu Iğdır'da kutlandı. Programda Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği dile getirildi. Türk ve Azeri ses sanatçıları konserler verdi. Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü Iğdır'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlama programını İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği düzenledi. Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonundaki program saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını İstat Başkanı Sefer Karakoyunlu yaptı. Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Ali Zamanlı ile Türk Halk Müziği sanatçıları Seyfettin Çelik ve Aşık Mahsut Feryadi konser verdi. Kutlamaya Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolos Yardımcısı Behbud Gadalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık Fırat'ın doğusu için operasyon mesajları veriyordu. Bu kez mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Kıbrıs'ta bulunan Oktay, Elbap'taki başarıyı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız dedi. Dolayısıyla dünyada da Türkiye'ye karşı bir oyun oynanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu mesajları Kıbrıs'ta verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Sınır güvenliği için terör yuvalarının temizleneceğini söyledi. Türkiye'nin şakası olmadığını herkes görmüştür. Bundan sonra da görecektir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Oktay, Elbap Akiltepe'de görev yapan askerlerle görüntülü olarak görüştü. Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Münbiç'e geliyoruz ve Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. Aynen Elbap'ta yaptığımız gibi aynı başarıyı, Fırat'ın batısında olan başarıyı hem yine Münbiç'te ama Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız. Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz veya kazdıkları kuyuya kendi mezarlarına biz gömeceğiz. Oktay, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yüreğinin askerlerle birlikte attığını belirtti. Türkiye'ye karşı hiç kimse hiçbir şekilde hiçbir oyunun parçası olamaz. Siz Elbap'ta bunu gösterdiniz. İnşallah diğer bölgedeki aynı şekilde kuvvetlerimiz göstermeye devam ediyorlar. İngiltere siyaseti iki gündür Brexit anlaşmasıyla çalkalanıyor. Dört bakan istifasını verirken Başbakan Theresa May'in kendi partisi güvensizlik oylaması için imza topluyor. Konu önümüzdeki günlerde de gündemi işgal edecek gibi duruyor. İngiltere siyasetinde Avrupa Birliği İngiltere arasında dün Brüksel'de imzalanan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için anlaşma taslağı üzerinde uzlaşılması ardından deprem yaşanıyor. İki gün içinde kabineden 4 bakan ve çok sayıda bürokrat istifa etti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise kabinesinde yaşanan istifalara rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı. AB ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa eden Brexit danışmanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan sorumlu devlet başkanı Shereshwara, ardından İş ve Emeklilik Bakanı Esther McKeef ve Brexit'ten sorumlu devlet bakanı Suella Braverman de istifasını sundu. İstifaların nedeni olarak İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu ve tedbir maddesi gösteriliyor. Başbakan Theresa May'e bir tepki de kendi partisinden geldi. Muhafazakar Parti Milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvuru yaptı. Rees-Mogg'u aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izledi.
parti yönetmeliğine göre 48 milletvekilinin başvurması halinde grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor. İngiltere Başbakanı May ise sonuna kadar görevimin başındayım dedi. Liderlik kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim. May hükümetinin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor. Ancak siyasi gözlemciler muhalefet partilerinin yaklaşık 90 muhafazakar milletvekilinin karşı olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor. Şimdi Hollanda'ya gidelim. Hollanda ortak bir Avrupa ordusu kurulmasına karşı çıkıyor. Hollanda Savunma Bakanı Macron ve Merkel'in Avrupa ordusu vizyonunu çok uçuk diye nitelendirdi. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld Avrupa ordusu kurulması önerisini reddetti. NATO vurgusu yaptı. Bakan Bijleveld mecliste yaptığı konuşmada Fransa ve Almanya'nın ortak Avrupa ordusu vizyonunu çok uçuk ifadesiyle nitelendirdi. Hollandalı bakan Avrupa ordusunu egemenlik tartışmasından dolayı istemediklerini belirtti. Bizi kendi ordumuz ilgilendiriyor. Bizim ülke olarak tek bir ordumuz var vurgusu yapan Bijleveld, ordumuz gerektiği zaman NATO ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışır fakat bunlara bağlı değildir. Bizim ordumuz NATO'nun operasyonlarına dahil olur ancak buna biz karar veririz diye konuştu. Avrupa Birliği'nin savunma alanında işbirliğinden yana olduğunu savunan Bijleveld, böyle bir işbirliğinin NATO'yu da güçlendireceğini söyledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan bir grup gösterici Başbakan Benjamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Göstericiler Gazze çevresinde güvenliğin sağlanamamasından ve Filistinli gruplara karşı ilan edilen ateşkesi protesto etti. Yaklaşık 400 protestocu İsrail'in başkenti Tel Aviv merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapattı. Protestocular, İsrail'in güneyindeki Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinde güvenliğin sağlanmadığından şikayetçi, Netanyahu hükümetinin yetersiz kaldığını ifade eden göstericiler, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Bölgedeki güvenliğin her geçen gün kötüye gittiğini belirten göstericiler, Netanyahu'yu kastederek "Bibi evine dön, sana ihtiyacımız yok, Bibi istifa, güney yanıyor" sloganları attılar. Göstericiler Filistinli gruplarla İsrail arasında sağlanan ateşkesi de eleştirdi. Ateşkese karşı çıkan Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, çarşamba günü görevinden istifa etmişti. Netanyahu ise önceki gün yaptığı açıklamada, acil durumlarda düşmandan saklanması gereken kararlar alındığında her zaman kamuoyuyla paylaşılmaz diyerek ateşkesi savunmuştu. Evet, günlerce ulusal kanal IMC'sine destek olan gönüllülerimizin hikayelerini ekranlarınıza getirdik. Onlar bizim kalbimize nasıl dokundu, sizin de kalbinize öyle dokunsun istedik. Bu hikayeleri görün, onur verici hikayeleri siz de görün istedik. Türk Milleti kanalına nasıl sahip çıktı, nasıl başarıya ulaştı, nasıl bu ekranı karartmadı sizler de izleyin istedik. İşte onlardan biri de Zeliha Çevirme. Herkes onu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de verdiği "Karamsar olmayalım, biz kazanacağız" mesajıyla tanımıştı. Zeliha Nine, ulusal kanalın TürkSat borcu için başlattığı IMC çağrısına da kayıtsız kalmadı. Ulusal kanal susturulamaz diyerek 50 yıldır sakladığı küpelerini kanala bağışlayan Zeliha Nine, herkesi IMC'ye katılmaya davet etti. Çünkü bu kanaldan başka Türkiye'yi, vatanı düşünen yok. Kazanacağız, dahi umudunu korur. Inşallah. Biz kazanacağız. Zeliha Çevirme, herkes onu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'den verdiği bu mesajla tanımıştı. Nasıl görüyorsunuz ülkemin geleceğini? İnşallah sonunda karamsar olmayalım da iyi gelin inşallah. Türk milletinin karamsar olmamasını isteyen Zeliha Nine, binlerce yurtsever gibi ulusal kanala el verdi. TürkSat borcu için başlatılan IMC çağrısına Zeliha Nine de karşılık verdi. Zeliha Nine yaklaşık 50 yıldır sakladığı işte bu küpeleri ulusal kanala bağışladı. Helal olsun ulusal kanala yavrum. Bütün herkesin de katılmasını istiyorum. Ulusal kanal susturulamaz diyen Zeliha Nine neden küpelerini bağışladığını anlattı. Hayır, ulusal kanal susarsa
O zaman millet de susar. Ulusal kanun susarsa olmaz. Türkiye'nin işleri kötüye gider. Ulusal kanal milleti aydınlatıyor. Duymayanı duyuruyor. Herkesin sesi oluyor. Büyük küçük herkesin vatansever ulusal kanal. Onun için katkımı ben az buluyorum. Keşke olsa da daha çok yapsam. Hiç söylemeden, istemeden vermemiz gerekir. 78 yaşındaki Zeliha Çevirme, küpelerin hikayesini de ulusal kanal ekibiyle paylaştı. Çocuklarımın sünnetinde yaptırdıydım. Ondan sonra hatıraydı. Bunu ilk torunum Ayşegül diye torunum var. Ona verecektim hatıra olarak. Ama bu vatan daha çok önde geldi ulusal kanalın. Yayınları daha çok öne geldi. Vatan için veriyorum ona hediye. Birlikte büyüyoruz, birlikte güçleniyoruz. Güçlenmeye de devam edeceğiz. Evet, Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın katılımıyla Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı düzenledi. Öğrencilerin konferansa katılımı yüksekti. Atatürk gençliği göre başında. Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Derneği topluluğu Ege Üniversitesi Mötbe Salonu'nda Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir konferans düzenledi. Atatürkçü Düşünce Topluluğu Sekreteri Özcan Bal etkinliği ulusal kanala anlattı. Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak biz bu etkinliği gerçekleştirdik. İsmini Atatürk ve Cumhuriyet koyduk etkinliğin. Bu ismi koymamızın bir sebebi vardı esasen. Çünkü Türkiye'nin önünde öncelikli sorun Atatürk devrimlerinin korunması ve Cumhuriyet'in tam bağımsızlığı. O yüzden biz bu ismi özellikle tercih ettik. Ve İlber hocamız gibi değerli bir tarihçiyi de okulumuza ağırlayarak Ege Üniversitesi öğrencileriyle buluşturarak bu etkinliği gerçekleştirmek istedik. Konferansın konuşmacısı Profesör Doktor İlber Ortaylı'ydı. Ortaylı konferansta milli eğitim eleştirisinde bulundu. Türkiye marifi eşit eğitim okullar, eşit davranan hocalar ve insanlarını eşit okutan bir memleketti. Biz bugün bunu kaybettik. Cumhuriyetten sonraki gençliğe vurgu yapan İlber Ortaylı günümüz gençlerinin neler yapması gerektiğini de anlattı. İki harp arası dünyada eşit eğitim yok idi, tamam mı? Bunu bir tarafımıza yazın. Bu Türkiye Cumhuriyeti bunu verdi. Bu gençlik, bugünkü gençlik eğer siz ortadaysanız sizden evvel okuyabilen büyük annelerinizin, annelerinizin ve babalarınızın sayesinde ortadasınız. Türk toplumunda bir demokratik terbiye yerleşmiştir. Buna muhafaza etmek için size düşen şudur. Türkiye'ye sahip çıkacaksınız. Tek yapılacak şey bizim evvela kendi yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz yere süratle el atmamız ve bu vatanın bir vatan olduğunu anlamamız. Kemalizm bu. Bunun üzerinde duracağız. Konferans Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Serap German ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan'ın Ortaylı'ya hediyelerini sunmasıyla sona erdi. Almanya yapay zeka alanında dünyanın lider ülkeleri arasına girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2025 yılına kadar yaklaşık 3 milyar avroluk ek kaynak ayrılacak ve 2 milyon 300 bin yeni iş yeri açılacak. Almanya milyarlarca avroluk yatırım yaparak yapay zekada dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dijitalleşme ve yapay zeka konularında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'la basın toplantısı düzenledi. Merkel, yapay zeka alanında 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı. Ayrıca 2 milyon 300 bin yeni iş yeri açılacak ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturulacak. Çalışanların eğitimi için de fon ayrılacak. Özel sektörden bu alanda 3 milyar avroluk ek yatırım bekleniyor. Merkel, Alman federal hükümetinin bu alanda yapacağı yatırımların uluslararası rekabette ileriye doğru büyük bir adım olacağını söyledi. Angela Merkel, Almanya'nın yapay zekada bir dünya lideri olduğu söylenemez. Hedefimiz Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi dedi. Başbakan yardımcısı Olaf Scholz de yatırım miktarının Amerika ve Çin'le kıyaslandığında oldukça iyi olduğunu ifade etti.
Yaş, sebze ve meyvenin kalbinin attığı yer, toptancı hallerinin hali ne olacak? Yeni hal yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet kanadından yasanın en kısa zamanda yürürlüğe gireceği ile ilgili açıklamalar geliyor. Peki sektör yasaya nasıl bakıyor? Üreticiler, komisyoncular ve tüccarlar enflasyonla mücadelede topyekün biz de varız ancak bize yüklenerek bu sorun çözülmez diyor. Yani bu hal yasası yürürlüğe girdiği an bu iş bitmiştir. Küçük çiftçi bitmiştir burada. Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında yeni hal yasasını gündeme getirdi. Ticaret Bakanı da devreye girdi. Yasanın en kısa sürede yürürlükte olacağını belirtti. Üreticilerdense itiraz geldi. Adam diyor ki enflasyon yükseldi, sebze pazarını göster, tezgahı göster. Be kardeşim tamam da bir de bu bizim girdilerimizi göster. Girdiler nereye gitti? Bu giden nereye gitti? Geçen seneki aldığımız gübreler 100 liraya aldığımız gübre oldu 200 lira. Bizim emeğimiz yok. Üretici tedirgin, üretici kaygılı. Ve onlara göre eğer hal yasası yürürlüğe girerse küçük çiftçinin sonunu getirecek. Hal yasası girerse biz bu işi devam ettiremeyiz. Herhalde sonumuz geldi. Düzenleme ürünlerin sofralara gelene kadar ki zincirde fiyatlarının ciddi oranda yükseldiği gerekçesiyle yapılıyor. Buna göre komisyonculuğu ortadan kaldıracak, hal sayıları düşürülecek. Fiyat denetimleriyle de gıdada enflasyonun azaltılması planlanıyor. Ancak üreticilere göre sorunun kaynağı ile ilgili tespit hatalı. O yüzden bu yasayla çözüm yok. Biz zaten sel felaketi olsun, Rusya uçak düşürme krizi olsun, o da bizi çok etkiledi. Hepsinde birer yıl, ikişer yıl çiftçi geri adım attı, yani geri gitti. Bu hal yasası çıkarsa bizi otomatikmen 10 yıl geriye atar. Çoğu yer ekilmez. Düzenimiz oturur mu tekrardan, o bile meçhul. Yani bu hal yasasını biz Kumluca çiftçisi olarak kesinlikle istemiyoruz. Biz komisyoncularımızla devam etmek. Zaten komisyoncularımızın kazandığı yine o da bizden düşülüyor ama cüzi bir miktarda. Yani tezgahtaki fiyatı etkilemiyor komisyoncu. Antalya'da örtü altı üretimin en önemli merkezlerinden Kumluca'da komisyoncusundan üreticisine, esnafından tüccarına kadar sektör yeni hal yasasına tepki gösterdi. Hal yasasıyla hiçbir şey düzeltilemeyeceği, sanki köylüde 1 lira, tüketicide 10 lira hep kafalarda bu oluştu ama asıl çözüm bence üretimin artmasında. Üretimi artarsa fiyat düşer. Bizim Türkiye'miz kendi gibi 3 tane ülkeyi besler. Üretim olduktan sonra. Maliyeti hesap etmiyorlar. Sadece burada çiftçiye, tüccara, komisyoncuya. Biz üç kardeşik burada. Bunu Türkiye hiç bilmez. Komisyoncu, tüccar, müstahsil üç kardeşiz. Birimiz öldüğü zaman hepimiz ölüyoruz. Kumluca toptancı halinden soruna karşı ortak talep yükseldi. Kesinlikle tarım politikasında köklü bir değişim yapıp çiftçiyi, küçük çiftçiyi ayağa kaldırmaktan başka çare olmadığını düşünüyorum. Buna da yetkililerin ama Tarım Bakanlığı ama Çalışma Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alıp sahaya inip bir fiil çiftçinin ne yaptığını görmesini istiyorum. Yani yukarıdaki meclisteki raporlarla olmuyor. Bir defa sahaya inip gerçekten hastalığın çaresini sahada bulunması gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Aydın'ın Sök ilçesinde sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda toplantı düzenledi. Toplantıda pamuk çiftçisine bilgiler verildi. Tarımsal zehirlerin yan etkilerinden ben söz etmek istiyorum. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Aydın'da sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda çalışmalar yapıyor. Vakıf bu kapsamda Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk çiftçisine yönelik bir toplantı düzenledi. 10-12 bin yıldır insanoğlu tarım yapıyor ama günümüzden 70 yıl önce zehirli bileşikleri kullanmaya başlıyor. Söke Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda Dr. Füsun Tezcan pamuk üreticilerine bir sunum gerçekleştirdi. Çok çarpıcı fotoğraflar tabii, ağız içlerinde yaralar, bunların bir kısmı geri dönüşü mümkün ama bir kısmı sürekli. Öncelikle kanser birinci sırada yer alıyor. Sunumda pamuk zararlarına karşı pamuğa, çevreye ve insana zarar vermeyen mücadele yöntemlerini anlattı. Bozkurt larvalarını bir kere orada ezmek gerekiyor. Tarlanın değişik yerlerine şaraplı besin tuzakları hazırlanabilir. Doğa dostu yöntemlerle üretilen pamuk bazı küresel firmalar tarafından tercih ediliyor. Ülkelerden bunu satın almak istiyorlar. Neden Türkiye'den de bu %100 sürdürülebilir pamuk satın alınmasın? Yılda 1-2 dön veriyorlar Ege bölgesinde.
İzmir'de konservatuar ve müzik bölümü öğrencileri toplu taşıma duraklarında konserler veriyor. Genç müzisyenler dün akşam vapur bekleyen İzmirlilerin kulaklarının pasını sildi. Toplu ulaşım araçlarını kullanan İzmirliler zaman zaman güzel sürprizlerle karşılaşıyor. Konservatuar ve müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu gruplar kısa bir mola sloganıyla akşam işten çıkan İzmirlilere müzik ziyafeti veriyor. Dün akşam Alsancak iskelesinde keman, yan flüt ve fagot sesleri yükseldi. Günün yorgunluğuyla evlerine dönmek üzere iskeleye gelen yolcular canlı müzik eşliğinde zamanın nasıl geçtiğini unuttu. Yolcular için vapuru beklemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Genç sahne etkinliği kapsamında daha önce de Bornova Metro İstasyonu, Bostanlı İskelesi, Karşıyaka ve Şirinye Rizvan istasyonlarında konservatuar öğrencileri konserler vermişti. Antalya'da yaz ve kış adeta bir arada yaşanıyor. Sahillerde tatilciler hala denizin keyfini çıkarırken yaylalardaysa kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir haberimiz vardı böyle ama arkadaşlarım şimdi söyledi. Bu haber gelmemiş, hazırlanmamış henüz. Diğer bültenimizde bunu size aktaracağız. Kayseri'den şimdi güzel bir haberle devam edelim. Kayseri'de yaşayan bir kitap aşığının haberini sunacağız size. Afife Küçükbenli tam 62 yaşında. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemedi ama okumaktan bir an olsun vazgeçmedi. İnce Mehmet, Çalı Kuşu, Yılanların Öcü, Halide Edip Edivar'dan, Yakup Kadri'den Yaban. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemedi ama kitapları bir an olsun yanından ayırmadı. 62 yaşındaki Afife Küçükbenli bir yandan ev işlerini yapıyor, bir yandan kendisine yeni dünyaların kapılarını açan kitaplar okuyor. Sonra gelişti bu, buldukça hem kafam değişti, hem ben değiştim, hem kitaplar değişti. Çocukluğundan beri içinde olan kitap okuma aşkı hiç bitmedi. Kitap okuduğum zaman o kitap hakkında, mesela daha önce kitabı okumuş veya benden alıp okuduktan sonra oturup tartışacağım bir arkadaşım olsa, komşum olsa çok mutlu olurum. Kitapların bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Küçükbenli, Türk edebiyatının yanı sıra Rus, Alman ve Fransız edebiyatı da okuyor. Sonra mesela yabancı kitaplar da okumaya başladım, küçük de olsa. Sonra gelişti bu, buldukça. 62 yaşındaki Afife Küçükbenli, çevresindeki insanlara doğum günlerinde kitap hediye ediyor. Kendimle iyi geçinmeyi, kendimle barışık olmayı da öğrendim kitaplardan. Ben böyle düşünüyorum yani, kitap bana çok şey kattığına inanıyorum ve herkese de katacağına inanıyorum. Evet, bültenimizin sonuna geldik. Saat 16'da tekrar görüşeceğiz. Ancak bu hafta vizyona 4 uyarlı 8 film girdi. Çıkmadan önce sizi o filmlerin tanıtımıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Adam yıllarca bana aşıktı, bana. Ne ara başkasını buldu da evlenmeye karar verdi. Başrollerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un yer aldığı Her Şey Seninle Güzel'in yönetmenliğini Cem Karcı yaptı. Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor. Bu taş bile içimdeki... Kırlangıcın karadına saklanmış sevdam için, anam için, babam için, doğmamış çocuklarım için. Kemal Danıcı'nın yönetmenliğini üstlendiği Koy Vergilsin, evlenebilmek için gerekli parayı bulmaya çalışan bir gençle bu macerada ona yardımcı olan arkadaşının hikayesini odağına alıyor. Çok olmadı. Çok tuttuk anlayacağım. Ne oldu belli değil ya. Zamanı bitiyor, cinlerin zamanı başlıyor. Bu yaptığımız yanlış anlaşılmasın. Cin Tepesi, paranormal olayları araştıran bir grup arkadaşın bir köyde cin görüntülemeye çalışmasını konu ediniyor. La ilahe illallahü ve tüm şerikele ve reşedenle.
Bir inek alıyorsun, bir ay sonra iki inek parası hesabında. Kalkıyor gel! Ne zaman kalkıyor? Çiftlik Bank TOS'un firarda. Yakın geçmişte ülke gündemini meşgul eden Çiftlik Bank dolandırıcılık hikayesinden esinleniyor. Bir koyun mu? Yeni bir koyun kesildi mi bu? Sanal para. My dream. We who live for truth. David Yates'in yönetmenliğini yaptığı Fantastik Canavarlar, Grindelwald'un suçları, fantastik macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Nev Sekomender'in rotası bu kez Paris'e uzanıyor. Let's take him. I don't see what I can do. Husbands aren't coming back. Kendi kaderlerini ellerine alan dört kadının geleceklerini istedikleri gibi şekillendirmek için işbirliği yapacağı Dul Kadınlar adlı filmin başrollerinde Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Jacinta Erivo yer alıyor. Figure it out. If this whole thing goes wrong. Oscar'lı yönetmen Kevin MacDonald'ın dünya premieri Cannes'ta yapılan müzik belgeseli Whitney, Whitney Houston'ın müzik dünyasının zirvesine çıkışını ve zirveden iniş sürecini gözler önüne seriyor. Marina Nefodova yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi Prenses ve Ejderha, 7 yaşındaki Prenses Barbara'nın annesini bulmak için atıldığı macerayı konu alıyor. No, no.